Grimm Masalları. Mavi Işık. Bir zamanlar uzun yıllar kralın hizmetinde bulunmuş bir asker vardı. Ancak savaş sona erdiğinde aldığı yaralar yüzünden görev yapamaz oldu. Kral da ona, "Evine dön, sana ihtiyacım yok artık. Para falan da bekleme, parayı ancak bana hizmet eden alır," dedi. Asker nasıl geçineceğini bilemiyordu. Böyle üzüntü içinde bütün gün dolaşıp dururken, akşama doğru bir ormana daldı. Gece olunca bir ışık gördü. Ona doğru yaklaşınca karşısına bir ev çıktı. Bu evde büyücü bir kadın oturmaktaydı. Asker ona, "Bana yatacak bir yer göster, yiyip içecek bir şeyler ver. Yoksa susuzluktan öleceğim," dedi. "Oho!" Yolunu şaşıran askere kim ne verir ki? "Ama istediğimi yaparsan ben de merhametli davranırım," dedi kadın. Asker, "Ne istiyorsun?" diye sordu. "Yarın bahçemi kazmanı." Asker razı geldi ve ertesi gün tüm gücüyle çalıştı. Ancak akşama kadar işini bitiremedi. Büyücü kadın, "Bugün daha fazla çalışamayacağın anlaşıldı. Burada bir gece daha kalabilirsin ama karşılığında yarın bir araba odun kesip onları kıyacaksın," dedi. Asker bu iş içinde bütün gün çalıştı. Akşam olunca kadın bir gece daha kalmasını önerdi ve "Yarın daha az iş göreceksin. Evin arka tarafında kör bir kuyu var. Benim büyülü ışığım onun içine düştü." "Hep mavi yanan, hiç sönmeyen bir ışıktır. Benim için çıkart onu," dedi. Ertesi sabah büyücü kadın askeri kuyuya götürdü ve bir sepetle aşağı sarkıttı. Asker mavi ışığı buldu ve kendisini yukarı çekmesi için kadına işaret verdi. Kadın onu yukarı çekti ama tam kuyunun ağzına gelmişken elini uzatarak mavi ışığı almak istedi. Onun kötü niyetini tahmin eden asker, "Olmaz, iki ayağım toprağa basmadan sana bu büyülü ışığı vermem," dedi. Büyücü kadın fena halde kızarak onu birden kuyunun dibine sarkıtıp oradan uzaklaştı. Zavallı asker, yara almaksızın kuyunun ıslak zeminine düştü. Mavi ışık hala yanıyordu. Ama bunun ona ne yararı olacaktı ki? Ölümden kurtulamayacağını anladı. Bir süre üzgün üzgün düşündü. Sonra elini cebine attı. Piposunu buldu. Yarısına kadar tütün doluydu. "Bu son keyfim olsun," diyerek onu mavi ışıkla yaktı ve bir nefes çekip içmeye başladı. Dumanı kuyuya yayılırken birden karşısına simsiyah bir cüce çıktı ve "Ne emredersiniz efendim?" diye sordu. "Ne emredeyim ki?" diye karşılık verdi asker. "Siz ne emrederseniz onu yaparım," dedi cüce. "Peki, önce beni kuyudan çıkar o zaman," dedi asker. Cüce onu elinden tuttu ve gizli bir tünelden yürüttü. Mavi ışığı yanına almayı da unutmadı. Bu ışık ona büyücü kadının sakladığı hazinenin yerini gösterdi. Asker taşıyabildiği kadar çok altın aldı yanına. Yukarıya vardığında cüceye, "Şimdi git, büyücünün ellerini bağla ve onu mahkemeye çıkart," dedi. Büyücü kadın müthiş bir çığlık atarak bir yaban kedisine binmiş olarak rüzgar gibi önlerinden geçti. Sonra cüce çıka geldi ve "Hepsi oldu, büyücü dar ağacını boyladı. Başka bir emriniz var mı efendim?" diye sordu. "Şu anda yok. Gidebilirsin ama şimdilik. Yani fazla uzaklaşma," diye cevap verdi asker. "Önemli değil. Piponu mavi ışıkla yaktığın anda senin yanındayım," diyen cüce gözden kayboldu. Asker geldiği şehre geri döndü. En iyi hanlara gitti. En güzel giysileri ısmarladı. Hancıya görkemli bir oda hazırlamasını emretti. Giyinip odasına çıkınca cüceyi çağırdı. "Ben krala bunca yıl sadakatle hizmet ettim ama o beni kovup aç bıraktı. Bu yüzden öce almak istiyorum," dedi. "Ne yapayım peki?" diye sordu cüce. "Bu gece kralın kızı uyuyunca onu uyandırmadan bana getir. Bundan böyle bana hizmetçilik yapsın. Bu benim için kolay bir iş ama senin için tehlikeli. Duyulacak olursa başın belaya girer," dedi cüce. Saat 12'yi vurduğunda kapı açıldı ve cüce kucağında kralın kızıyla içeri girdi. "Geldin demek," diye seslendi asker. Ve sonra kıza dönerek, "Hadi hemen çalış, al elini süpürgeyi ve odayı temizle," dedi.
Kız işini bitirince asker onu yanına çağırdı. Ayaklarını uzatarak "Çizmelerimi çıkart," dedi. Ve onları kızın suratına fırlattı. O da onları boyayıp parlattı. Yani adam ne emrettiyse kız hiç sesini çıkarmadan gözleri yarı kapalı yaptı. Sabah karanlığında ilk horoz sesi duyulurken cüce kızı yine saraya taşıdı. Kralın kızı ertesi sabah kalktığında babasının yanına giderek acayip bir rüya gördüğünü anlattı. "Beni sokaklar arasında çarçabuk taşıdılar ve bir askerin odasına getirdiler. Ona hizmetçilik yaparak en ağır işleri yaptım. Odasını temizledim, çizmelerini çıkarıp cilaladım. Bu bir rüyaydı ama sanki bunları gerçekten yapmış gibi çok yorgunum," dedi. Kral şöyle karşılık verdi. "Bu bir rüya değil, gerçek olabilir. Sana bir öneride bulunmak istiyorum. Nohut dolduracağın cebine ufak bir delik aç. Seni tekrar alıp taşırlarsa onları birer birer yere düşürürsün. Böylece sokakta izin kalmış olur." Ama kral bunları söylerken görünmez şekilde odada bulunan cüce her şeyi duydu. O gece taşırlarken uyuyan kızın cebinden birkaç nohut düştü. Ama kurnaz cüce daha önceden tüm sokaklara nohut serpti. Böylece kralın kızı sabaha kadar hizmetçilik yapmak zorunda kaldı. Kral ertesi gün iz aratmak üzere adamlarını gönderdi. Ama bunun bir yararı olmadı. Çünkü fakir çocuklar tüm sokaklarda nohut toplamaktaydı. "Bu gece gökten nohut yağdı," diyorlardı. Kral, "Başka bir şey düşünmeliyiz," dedi ve ekledi. "Yatağa yattığın zaman pabuçlarını ayağından çıkarma. Kaçırıldığın yerden geri dönerken bir tekini odada bir yere sakla. Ben onu bulurum." Cüce bunu duydu. O akşam asker ondan kızı getirmesini isteyince karşı çıktı. Çünkü bu kurnazlığa karşı yapacağı bir şey yoktu. Ve de pabucu buldukları takdirde efendisinin başı belaya girebilirdi. Ama asker ona "sen dediğimi yap," dedi. Sonuçta kız üçüncü gecede hizmetçi gibi çalıştı. Ama geri götürülmeden önce pabucu yatağın altına sakladı. Ertesi sabah kral tüm şehirde kızının pabucunu arattı. Ve pabuç askerin evinde bulundu. Asker kralın adamları tarafından tutuklanarak hapse atıldı. Bu arada iki kıymetli şeyini unutmuştu. Mavi ışık ve altın paralarını. Cebinde sadece bir düka kalmıştı. Hapishanenin penceresine zincirlenmişken arkadaşlarından birinin hapishanenin önünden geçtiğini gördü. Pencereye vurdu. Adam yaklaşınca, "Ne olur hana git de orada unuttuğum çıkını getir bana. Karşılığında sana bir düka veririm," dedi. Arkadaşı hemen hana koşarak istenileni alıp getirdi. Asker yalnız kalır kalmaz piposunu yakarak cüceyi çağırdı. Cüce ona, "Korkma sakın, seni götürecekleri yere git. Bırak ne yaparlarsa yapsınlar, sadece mavi ışığı yanına al," dedi. Ertesi gün asker mahkemeye çıkarıldı ve kötü bir şey yapmadığı halde ölüme mahkum edildi. Dar ağacına götürülürken son bir isteği olduğunu söyledi krala. "Neymiş o?" diye sordu kral. "Dar ağacına giderken bir pipo içsem, istersen üç tane iç," dedi kral. "Ama hayatını bağışlayacağımı sanma sakın." O zaman asker cebinden piposunu çıkararak mavi ışıkla yaktı. Halkalar şeklindeki dumanını havaya birkaç kez üfleyince cüce çıkageldi. Elinde bir sopa vardı. "Efendim ne emrediyor?" diye sordu. "Şu sahte yargıçla mübaşirlerini döverek cezalandır. Kralı da unutma çünkü bana kötü davrandı," dedi asker. Cüce şimşek gibi bir oraya bir buraya sıçrayarak mübaşirlere öyle bir sopa çekti ki kime dokunduysa yere düştü ve bir daha kıpırdamadı. Kral korktu. Hayatta kalabilmek için yalvardı. Hayatı karşılığında askere tüm krallığını verdi ve kızıyla evlenmesine razı oldu.